Olmuyor ya. Olmuyor. Bir şeyler eksik olması lazım. Yeterin bana bir yön müsünüz? Dostum ne yapıyorsun? İyidir öyle, ne yapalım işte. Göz çalışıyorum. O hareketi yanlış yapıyorsun. Açıların yanlış. Açılar çok önemli. Açılarına çok dikkat ediyorum. Beslenemiyorsundur. Ya yiyorum. Sen dinlenemiyorsundur. E dinleniyorum. Suplement de mi almıyorsun? Suplement de alıyorum. Hem de en pahalısını, en iyisini. Bana ne söylediysen onu alıyorum. Ağır çalışıyorsun. Hafif çalışıyorsun. Hafif de çalıştım. Uzun süre ağır çalıştım. Ya sen bu işi bilmiyorsun. Bırak ya. Allah Allah. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Bizler deyiz. Videomuzun başında izlediğiniz ufak skeç size bir ipucu olmuştur umarım. Evet, bu hafta göğüsleri mercek altına alıyoruz. Buyurun izleyelim. Bodybuilding sporunu, spor salonu, ev, açık hava fark etmeksizin bir şekilde uğraşan insanların ve benim genel sıkıntımdan bahsetmek istiyorum bu hafta. Öncelikle bu video ve bundan önceki videoda anlattığım, göstermeye çalıştığım bütün her şey, bütün püf noktaları, detaylar, küçük sırlar, emin olun tecrübeyle esastır. Yani gerçek bilgidir, denenmiş ve yaşanmış bilgidir. Benim ve sizin gibi amatör bodybuildingçilerin göğüs günlerinde en fazla haşır neşir olduğu hareket şu arkamda duran arkadaş. Bu arkadaşın iki de kardeşi vardır. Bu arkadaş abidir. Benim için. Küçük kardeş, decline press ve incline press. Barla çalışılan hareketler. Hiçbirimiz vazgeçemiyoruz. Ben yıllarca hiç vazgeçemedim ve sürekli barla ağır kilolar çalıştım. Öncelikle kas liflerinden bahsetmek istiyorum. Kas lifleri tek yönde çalışır. O yöne doğru gerilirler. Gerilirken de deformasyona uğrarlar. Yani mikro mikro yırtıklar oluşur. Ve vücut bunları bir sonraki güne daha güçlü hale getirmek için amino asitlerle onları onarır. Bu bir noktası. Şimdi göğüsteki durumu anlatmak için gösterebileceğim örneklerden biri en izole kas grubu olan biceps. Şimdi bicepsi incelediğimiz zaman çalışma prensibi belli. Sürekli şu hareket. Açıları farklı ama her zaman bu hareket. Neden? Çünkü kas lifleri bu yönde. Yani siz bunu yaptığınız zaman kas lifleri toplanıyor. Tricepsinizi tekrar çektiği zaman düzleniyor. Peki bicepsi çalışırken böyle çalışıyorsak ve bicepsi böyle büyütüyorsak göğsü nasıl çalışmalıyız? Şimdi tekrardan göğüs kaslarına dönmek istiyorum. Göğüs kaslarına döndüğümüz zaman biceps örneğini unutmayın lütfen. O aklınızda bir yerde kalsın. Göğüs kasları bağlantı noktası itibariyle köprücük kemiğinden göğüsteki iman tatlısı dediğimiz bölüme doğru tendonlarda bağlıdır. Ve kasların lifleri şu şekilde yataydır. Hafif çapraz yukarıya doğru alt göğsün olduğunu unutmamak lazım. Kasların bağlantı durumu böyleyken çalışmanın sizce nasıl olması gerekir? Çalışma yönü bana sorarsanız barla değil. Barla ilgili son bölümde bir konuşmam olacak. Çalışma yönü bana sorarsanız barla değil. Yıllarca çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Göğüs kaslarımızın bağlantı yönüne doğru baktığımız zaman, bisepsi de düşündüğümüz zaman şu hareketi yapmak, yani bar ile çalışmak, şöyle ileriye doğru bar ile çalıştığınızı düşünün. Göğüs kaslarınızı hangi noktada prese maruz kılıyor? İnsanlar spor salonlarında genelde bench press, incline press, decline press bunları yaparken ben dahil göğüslerini hissedemediğinden bahsediyorum. Bu hareketlerle göğsünüzü tamamıyla hissedemezsiniz. Hissedemedim yıllarca. Göğüslerim büyümüyor. Sürekli toplu yukarıya doğru bir top şeklinde bir haldeydiler. Ve ben bunlar büyüsün diye daha fazla ağırlık çalışıyordum. O kadar fazla çalışıyordum ki fly'lere gücüm kalmıyordu.
Dumbbell'la zaten çalışmama gerek de yoktu. Çünkü dumbbell'la çalışabileceğim ağırlık belliydi. Barlarla çalışabileceğim ağırlık çok yüksek olduğu için ben de barla çalışmanın göğsü çok daha büyük ve şekilli hale getireceğini düşündüm. Sonra ne mi oldu? Ne olabilir? Tabii ki büyüdüler ama şekilleri bozuldu. Diğer tüm kasların şekli güzel olsun diye 40 çeşit açılarla çalışırken göğüs kaslarını sadece barla büyütmek ne yazık ki olmuyor. Bu üç kardeş göğüs antrenmanı için oldukça etkiliydi. Gücümü, özgücümü gerçekten arttırdılar. Ama ne yazık ki istediğim üçlü görünüme ulaşamadım. Siz de istiyorsunuz. Siz de ulaşamadınız. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Bütün anlattıklarımı şimdi birleştireceğiz. Evet, şu anda izlemek olduğunuz göğüs antrenmanında iki farklı ekipman kullandım. Biri barla, biri de dumbbell'la. Dikkatli arkadaşlar aradaki farkı anlayacaklardır. Barla birlikte toplamda 72 kilo falan var. Dumbbell'lar ise topu topu 10 kilo. Yani biri 72 kilo, iki dumbbell 20 kilo. Ben hareketi yaparken barla çalıştığım zaman daha çok sırtım, omuzum, trisepsim ve bisepsimi hissediyorum. Diyebilirsiniz ki sen yanlış çalışıyorsun. Diyebilirsiniz ki ben öyle hissetmiyorum. Dumbbell'la çalışırken düşük ağırlıkta olmasına rağmen göğüslerimi daha fazla hissettim. Sebebi çok ve net. Barla çalıştığınız zaman tuttuğunuz nokta, indiğiniz noktayla aynı. Barla çalıştığınız zaman başladığınız nokta, indirdiğiniz noktadan farklı. Aslında hareketin başlangıcında ve bitişinde dumbbell'la bir nevi bir üçgen çiziyorsunuz. Barla ise düz başlayıp düz iniyorsunuz. Bu sizin daha evvelden bahsettiğim kas liflerinizin, göğüs kas liflerinizin çalışmasına imkan vermiyor. Sadece bitiş noktası ve başlangıç noktasında barla çalışırken hedefinize ulaşıyorsunuz. Sadece dumbbell mı? Hayır, cable'lar, dumbbell fly'lar. Yani bunları spor salonlarında da görebilirsiniz, internetten de bakabilirsiniz. Standing cable fly, işte lateral dumbbell fly. Bu ve bunun gibi birçok hareketi yaptığınız zaman göğüslerinizdeki liflerinizin doğru yönde çalıştığını fark edeceksiniz. İstediğiniz o 3D görüntüye ulaşmak artık daha kolay. Deliler gibi kilo basmanıza gerek yok. Bunu da tabii ki söylemem gerekiyor. Barlarla çalışacağız. Barlar ağır kiloları taşıyabilmemizi sağlayan aparatlar. Sadece belli dönemlerde bardan uzak kalıp fly'lara ve dumbbell presslerinize daha fazla önem verirseniz hedefinize daha kolay ulaşacaksınız. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.